Aslında konseptimi değiştirdim. Ben galiba Deniz'i ebeveyni olarak bir rehabilitasyona götüreceğim. Değiştirelim bir daha konseptimizi. Peki, o zaman konseptim. Ben Nişantaşı'nda bir otelde çatı katında bir event'e katılıyorum. Peki, gel bakalım. Deniz, üzmek için söylemedim. Moral olsun diye, komik olsun diye konsept yaptım. Açıklayayım öncesinden. O zaten ağlıyordu. Seni söylediğim bozulmadı. Öykü Hanım, ben biraz çıkabilir miyim? Rahat sinirlerim bozuldu. Simay. Rooftop için uygun olduğunu düşünüyorum ama üstündeki şey çok fazla abartı geldi bana. Ya hepsi kürk olsaydı ya da hepsi pullu olsaydı. Onun haricinde küpelerini beğendim, gözlüklerini beğendim. Bu gözlüğü bu podyuma takan dördüncü ya da üçüncü kişisin. Aa. Evet. Hiç farkında değilim. Evet, izleseydin. Dün daha taktı ikizler. Kusura bakma, dördüncü olduğumu bilseydim takmazdım. Zaten kötü olmuş demiyorum. Sadece başka bir model de takabilirdin. Siyah gözlük takabilirdin. Yani iki gün üst üste takman biraz garip geldi bana. Yoksa gözlük sana yakışmamış demedim zaten. Küpeleri beğendim. Kırmızı ruju patlatmanı sevdim. Siyah olmanı sevdim ama ben çantalarını pek beğenemedim. Ayakkabın da aynı şekilde ama bakıldığı zaman uygun gözüküyor. Teşekkür ederim. Ben de çantamı çok beğendim. Nera? Beğendim senin küpelerini, açık küpelerini fazla buldum. Ben abartı sevmiyorum. Bir de eteğinin arkası çok kısa. Onun dışında hoş gözüküyorsun. Sade, şık. Nazlı. Ben çantasına bayıldım. Yüzüğüne de bayıldım. küpelerini ve aslında bantını çok sevdim. Bantıyla mantosunun uyumunu da çok uygun buldum. Ama küpeler bana fazla geldi. Gözlük bence çok yakışmış. Ayrıca çok zayıfladığı için fiziği de çok güzel gözüküyor. Yakışmış bu kıyafet ona. Teşekkür ederim Nira. Ayrıca bir şey söylemek istiyorum. İkizler, siz dün o gözlüğü taktınız değil mi? Kim taktı? Selim ben mi taktı? Aylin. Aylin taktı. Aylin dedi ki belki hediye etmiş olabilirim. Senin olmayan bir şey sen hediye edemezsin. Sen neden sürekli burada arkada yapılan yardımı burada sürekli... Arkadaşlar bana yapılacak mı? Bu hepinize. Bir saniye. Ben gözlük, çanta evet. Ve aksesuar evet, için. Kötü bir şey söylemedim evet. Zaten. Dedim sürekli ki seni... Bastıra bastıra, sanki sürekli seni buradan giyiniyormuş. Ben öyle bir şey söylemedim. Sürekli onu yapıyorsun. Orada savunmaya geçtin. Dedin ki belki hediye etmiş olabilirim dedin. Ama ben de diyorum kez ki sana, evet, sen senin olmayan evet. Bir şeyi sen burada hediye benim edemezsin. Benim olmayan bir şeyi ben hediye ettim bugün. Edemezsin yani, anladın mı? Savunma yaparken biraz mantıklı konuş o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Bu gözlüğü ikinizden biri bugün takacak mıydı, takmayacak mıydı? Yalan söylemeyin. Ben takacaktım. Bahar taktı. O zaman kardeşine gidip neden gözlük Bahar'dı ben takacaktım o gözlüğü demeyeceksin. Madem yansıtılıyor bunlar. Bak yanlış söyledim. Ben onu Özden'e söyledim canım. Biraz daha Özden yanında yoktu. Bir şey söyleyeyim. Ayrıca gözlüğü takabilirsin. Bunda bir problem yok. Evet, sen var ya çok fena bir kızsın gerçekten. Ama sizin olmayan bir şey siz burada hediye edemezsiniz. Çok. Biraz mantıklı ediyorum, konuşun. Ediyorum. Edemezsin. Ediyorum. Neyse canım, ben sana hediye etmişse sana teşekkür ederim. Rica ederim. Bahar'cığım çok yakışmış canım. Ayrıca bunu söyleyenin de gala konseptinde dahi içeride bize açılışta giyinmemiz için verilmiş olan tight'la çıkıp daha dün aynı tight bende vardı. Daha dün oldukça dikkat çekici bir şapka ya yani bunu kombinleyebilir miyim diyen evet, şöyle bir şey var. Sizin ayırt edemediğiniz ama problem şey. Değil, ben kullanabilirim, sen de kullanabilirsin. Ben biz, zaten taktım. Sen buraya onlarla çıktığında canım benim o gözlüğü bunu zaten ben taktım. Dahi etmeyiz. Bahar'cığım hayatım o gözlüğü zaten ben taktım burada. Ben size arkada olan şeyleri burada kullanmayın demiyorum.
Ben diyorum ki gözlük onun olmadığı için nasıl hediye edebilirsin Aylin diyorum. Aylin sana İki gün aynı seni sinir anda. Etmek için böyle bir cevap verdi. Aylin o gözlük herkes zaten bize ait bir gözlük değil. Yo, hala anladın daha mı? İnce'yi anlayamıyorsun. Demek ki, gayet. Hayır anlayamıyorsun ki onu bu kadar polemik haline getiriyorsun. Siz burada sanki gözlük sizinmiş gibi ama sen iki gündür bize sataşmıyorsun ya. Ama o yüzden rahat değil edemedin Simacık. İki gündür sataşmıyorsun rahat edemedin haklısın. Yo sataşmak evet, değil ben burada doğru sen gördüğüm bir şey söylüyorum. Yoksa söylemem susarım yani burada. Sus o zaman. Bahar'cığım ben senin karakter yani renkli bir kişiliğin var. Ama böyle merak ediyorum aslında senin ertesi günü olduğunu. Acaba Bahar ne giyecek diye böyle meraklanıyorum. Ama böyle farklı bir şeyler görmek istiyorum. Daha hani üstünde böyle kürk tarzı değil de daha farklı, daha renkli böyle. Çünkü hani taşıyacağına inanıyorum ben senin. Şu konseptinde de güzelsin, çok güzel görünüyorsun. Beğendim, ayakkabını beğenmedim. Üst kısmın zaten sana çok yakışıyor ama daha farklı bir şeyler kullanabilirsin diye düşünüyorum. Daha iyi taşırsın. Onun dışında başka bir şey yok, hoş görünüyorsun. Bantay dediğimiz şeyin de aslında hep tek noktada olduğunu düşünüyorum. Yani aynı yere bakıyor. Sürekli böyle giyinerek çok tarz olan insanlar var. Belki bu hafta kendimi öyle hissettiğim bir haftadır. Evet. Bu hafta öyle giyinirim. Gelecek hafta sizler için çok daha farklı biri de olabilirim. Bilmiyorum, bizler için bakalım. Değil, kendin gerçekten için giyin zaten. Çok şık görünüyorsun. Birkaç gündür böyle hissediyorum. Üst üste de gelmiş olabilir ama tamamen farklılar. Dikkatinizi çekerim. Ben daha önce bu elbiseye benzer üstünde giydiğini düşünüyorum zaten. Buna benzer bir elbise kullandın. Aynısı olmayabilir ama. Aha, kullanmıştım. Evet hani sadece üstündeki attığın kürkler değişiyor. Ben sadece fikrimi belirtmek istedim. Daha farklı görmek evet, istiyorum. Reysel bu şekilde de çok şıksın. Ben de senin karşısında görmüş olduğun kız da değişiyor aslında. Evet. Yani o look'u getir, bu look'a bak, farklı. Ben sadece sana karşı meraklıyım. Daha farklı böyle, daha vamp, daha dün mesela giydiğin ondan önceki gün müydü yanılmıyorsam çizmelerine bayıldım. Acaba dündü. Bugün Bahar ne giyecek diye merak ediyorum. Sadece onu söylemek istedim. Çok tarzsın zaten, teşekkür güzelsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aleyna. Ben çantasını ve yüzünü çok beğendim. Bandanasıyla küpesi evet çok fazla olmuş ama kürküyle yakışmış. Ben de bir tek ayakkabılarını beğenmedim. Ne onun kenarında kemer mi var? Neyi? Kemerli gibi duruyor buradan. Ayakkabı kemer mi? Evet o da kemerli, gerçekten ayakkabılarımı ojeyle boyadığımı gördü. Efendim? Ojeyi bacaklarıma damlattığımı da gördü. Evet. Aşkım, kemer var, siyah ojeyle birazcık aşkım, kamufle etmeye çalıştım detayı. Ben sadece ayakkabılarını beğenmedim. Bir de başındaki bandanayı... Evet, orada yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu sezdin benim çabalamamdan. Ben senin oje sürdüğünü bile görmedim tebrikler. Ki. Bahar, ben senin oje sürdüğünü bile görmedim ki. Şu an senden duyuyorum yani. Sen niye ortalığı kızıştırmaya çalışıyorsun ben anlamıyorum. Şimdi şu an öğrendim senin oje sürdüğünü. Ben ojeyi fark etmiştim. Belki karıştırmış olabilirsin. Duygu? Yok o ojesini ben görmüştüm. Tabii ben burada söylemeyecektim görmedim. De belki benimle karıştırmış olabilir Aleyna'yı o yüzden söyledim. Bir daha karıştırmasın o zaman. Nira. Plak. Senin için demiyorum yapmış, karıştırmasın yani. Melek. Öykü Hanım bir şey soracağım. Tabii. Herkese soracağım. Bahar çıkınca niye herkesin bir nutku böyle tutuluyor, kimse konuşamıyor, kimse yorum yapamıyor? Öyle İlk mi oluyor? Aynen öyle. Ben onu bir tek ben değil, çoğu kişi bunun farkında ama kimse söylemiyor. Bahar konuşsun, Bahar geldiğinde böyle herkes böyle bir kedi gibi kesiliyor. Kedi gibi, aslan gibi kesilen kızlar böyle bir... Sana mı güçleri yetti yani? Böyle şey oğullar çünkü yani onu bilmiyorum ama Bahar sen de farkındasındır herhalde. O zaman sen şu an kendini yani bulmuyorsun. Buna herkes farkında ama kimse gıkını çıkartamıyor. Neyseniz o olun kızlar. Tamamıyla böyle Bahar geldiği gün aynen şu şekilde konuşulduk. İşte Bahar çünkü çok şey çok fazla hani konuştuğu için herkesle herkese yorum yapacağı için herkes şu şekilde yani ben çok fazla şey yapmayacağım hepsinden duydum ya bir tanesinden değil hepsinden duydum hatta bana sordular sen ne yapmayı düşünüyorsun hiçbir şey dedim hatta şunu de şey diyorlar Bahar'la
Bahar meleği ancak bahar susturur, oh be falan şey yaptılar. Aynen bunu duydum. Peki, ve ben şu anda mı? Söyleme gereği duydum. Tamam. Çünkü niye? Hani az önce Aleyna o kadar böyle sakin konuşabiliyor ki ben şaşırdım ya. Çok evet, şaşırdım. Evet, ben sakin olabiliyorum. Cevap vermeyin. Çok pardon. Şaşırdım. O kadar naif, o kadar çünkü karşısında bahar var. Çünkü bahardan çıkacak kelime onları böyle korkutuyor. Peki bitti bu. Mi? Evet bitti. Önce Aleyna ile başlayalım. Ya Melek, sen ne saçmalıyorsun? Ben sana dün de dedim ki çok güzel olmuşsun. Olabildiği kadar iyi yaklaşmaya çalışıyorum. Hani kötü bir şey söylememeye çalışıyorum. Sen diyorsun ki şu an şöyle bir izlenim yarattın. Aleyna bahardan korkuyor. Hayır, güzel olduğu zaman güzel diyorum bak. Ben duyguyla anlaşamıyorum. Duygu da güzel olduğu zaman güzel oldu diyorum. Sen şimdi burada öyle bir imaj sergiliyorsun ki hani Aleyna bahardan çekiliyor. Hayır kız, güzel giyiniyor ve ben güzel giydiğini söylüyorum. Bunda yanlış bir şey mi var? İlk gün bahar geldiği zaman niye böyle bir bahara karşı böyle şey değildiniz? Ne oldu? Değildiniz ne oldu diyorsun da bahara ama karşı bak bir... değildin diyeceksin. Peki Aleyna'yı dinledik. Peki Aleyna'yı dinledik. Duygu. Melek'in konuşmasındaki tezatlık şurada. Eğer biz eğer demişsek ki öyle bir şey dendiğinde buradaki hiçbir kızın söylediğini düşünmüyorum. Buradaki tek susturabilecek kız Melek. O zaman biz bu, bahardan korkup nasıl Melek'e bu kadar laf söyleyebiliyoruz? Eğer tek susturabilecek insan Melek'se. Bu zaten birinci saçmalık. İkincisi de buradaki hiçbir kızın bahara karşı bir korkusu olduğunu düşünmüyorum. Sadece benim de, ben de dahil burada VTS'i verildiği zaman bahar mı eyvah yaptık. Eyvah da korktuğumuzdan değil. Bahar biraz daha bize göre, bana göre özellikle biraz kızlar, daha şımarık. Kulisteki şeyleri niye böyle burada farklı Melek? Şekilde konuşuyorsunuz? Herkes seni dinledi. Birazcık daha şımarık, birazcık daha fazla konuşuyor. Her şey hakkında bir yorumu var. Acaba bizimle çok tartışır mı? Çok büyük kaoslar çıkar mı diye düşündük. Ama ben buradaki çok kişiden de yakınım belki Bahar'la. Hiçbir alakası yok. Melek şu an bugün patlayamadı bir şekilde. Birine yürüyeyim de oradan yok, birazcık daha çıkayım diye düşündüm. Yok, diğerlerine nazaran daha yakın falan olamayacağım galiba Duygu. Anlamadım. Ben de bu açıklamanı reddediyorum senin. Anlamadım. Ben geldiğimde ve sizinle ben konuşmaya başladığımda, ben adım Aynen. attığımda senin de bana söylediğin ilk cümle Melek'inin aynısından farklı değildi zaten. Ne dedim? Buraya yapmış olduğun açıklamayı reddediyorum. Ne dedim, öyle ne dedim, değildi. Ne dediğimi söyle ki bana soğuk bir şekilde gel. Ben tırnak içi yapmayacağım. Yeterince açık olduğumu düşünüyorum. Ne dedin, ne ben dedin, ne demedin ki? Ben sen geldikten sonra hiçbir şekilde seninle özel olarak konuşmadım bilmiyorum. Ki. İkizler, ben, Dilara hep beraber özellikle konuşurken Bahar'la da iletişim size kurduk. Gelip sadece söylediğim şey şuydu. Düşündüğüm gibi. Ve bana anlatmayın, karşılıklı konuşun. Düşündüğüm gibi biri değilmişsin, daha tatlıymışsın. Oradaki gördüğüm gibi veya senin aklındaki hayır, düşüncelerim gibi biri değilmişsin dedim. Çok konuşuyor, bizimle çok tartışır diye kesinlikle tanımlayamaz. İzlediysen neden tanımlayamazsın, izlemediysen evet anormal bir dikkat çekme durumunu bu şekilde açıklayabiliyor niye olabilir beyin insana. Niye tanımlayamam? Senin hakkında neden ama yorum yapamam? Değil. Sen hayır, kimsin ki? Hayır, az önce söylediğin şeyi reddediyorum. Asla ne? Öyle biz değil. Biz burada yeni sezon kızlarıyız. Sen eskiden bir şeyleri başaramayıp yeni sezona dahil tamam, olmuş bir kızsın. Diğer eski senin sezon bir kızlarımız var ya, sadece farkın bu. Bunu bil. Tamam peki, farkım ve senin hakkında buysa, istediğim tanımı yaparım, istediğim yorumu da yaparım misin? Anladın mı? Bu benim düşüncem, bu benim özgür iradem. Bir yerini bil. Herhalde çok yüz verdik de tepemize çıkamazsın, haberin senin. Olsun. Çok da fazla tartışmayalım istersen. Sus ne demek ama? Sus demek. Vardı burada böyle sus be diyenler. Bak B'sini eklemiyorum. Evlerindeler. Bu da yeni model. Sus. Okulları da yok, yazık onlara. Bak biz seninle aynı okula falan da gidiyoruz. Belki bizim bir arkadaşlığımız olur. Devam ettiririz bunu ileride. Sana böyle çıkışları önermem. Çünkü ben Aleyna değilim. Belki bana ihtiyacın olur ileride, olur mu? Sana mı ihtiyacım olacak? Benim şu tarz bir insana olur. Asla ihtiyacım olmaz. En azından çünkü senin kadar kolay ne biliyor musun? Atan o zaman her bir şey söyleyeceğim. Arkada konuştuklarımız buraya yansıyorsa olur. Şunu değil, da söyleyeyim. Olur. Biz Bahar'la beraber konuştuğumuz zaman kızlar falan aramız iyiydi ve diğer kızlar biraz daha Bahar'a karşı mesafeliydi. Keşke ben de olsaymışım bu arada. Ben bugün sizinle iyiyim ama şimdi biz birazcık iyi bir olalım. Kere. Ondan sonra ben sizinle aynı oksijen molekülünü kullanmamın tadını çıkarın isterseniz. Doğruları söyleyince sesini yükselterek mi üstüme çıkmaya başladın? Ben çok sıkıldım. Ben bir daha söyleyeyim. Senin sesin yüzünden duyulmamış olabilir. Bize şu cümleyi kurdu Bahar. Ben şimdi size yakın davranacağım ama daha sonra size yükleneceğim, haberiniz olsun diye bizi uyardı önden. Aa, bana aynen şöyle söyledi. Bahar bize bir şeyler söyler misin? Çok güzel. Biz de reyting yapalım dedi. Bravo. İnşallah bu sezon lütfen tutarsın. Lütfen oturlar mısınız yanımızda olanlarda?
İkizler bana böyle bir durum olmadı mı? Siz Bahar biz ne yapalım? Bunu sordunuz. Ben de dedim ki beni önce sevin sonra sevmeyin isterseniz. O da rating olur. O derece yani. Bu mantıklı mı? Tamam anlatırken tam anlat. Ağlarsın şimdi. O da ben ağlama yaparsın evet, birazdan. Evet bunu taklidini yapabilirsin. Onu ikinci kez yaptırırım ama sana ama emin ol. Onu ikinci kez yaparsın. Onu ikinci kez videoların da çekilir senin haberin olsun. Ne çekilir? Sen çekemezsin. Ben niye çekeyim canım ben doğalım. Simay. Ben bir şey söylemek istiyorum ortaya. Başta melek üstüne alınabilir. Şimdi Duygu sen çok kıskançsın ve gideceksin biliyor musun? Bahar'cığım ben konuşuyorum dinlersen. Az önce jüri üyeleri söyledi. Kimin gideceğine biz karar veririz dedi. Ama hissediyoruz hislerimiz var. Olabilir o sana göre. Neyse biraz daha benimle mühim konuşursa olan, gitmez göresi. Ama. Hiçbir yarışmacının gideceksin buradan diye. Demek ki bir sana ihtiyacım yok. Şu an karşında durabildim. Sana iyilik ediyorum burada seninle arkadaşlık kurarak. Sen bana nasıl kurarak. Bana söylediğin şu şeylere bak. Ya, kendine gel ya. Kendine gel. Bu zamana kadar sen yoktun. Ve ben yine buradaydım. Ve gayet de normal şekilde tek evet, başına da durabiliyordum. Evet yaklaşık 1,5 saat kadar buradaymışsın. Wow. 1,5 saat mi? 2 haftadır buradayım. Bayağı bir duyguymuş be. Soyadın neydi? Çevik. Unutmazsın. Duygu Çevik. Unutmazsın. Merhaba. 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 Simay. Ortaya konuşacağım ama üstelik öncelikle melek üstüne alınabilir. Şimdi kuliste böyle şeyler konuşulmuyor. Ben böyle bir şey konuşulduğunu duymadım. Ben kendi adıma konuşacağım çünkü böyle bir şeyle adımın geçmesini bir daha istemiyorum. Bahar buraya geldi diye kimsenin korktuğu yok. Sonuçta Bahar bir stil ikonu değil. Eğer benim yanımda oturuyorsa ikimiz de aynı şekilde yarışıyoruz demektir. Sen böyle yaparak buradaki kızlardan sanki Bahar daha üstünmüş İnanın, gibi. İnanın ben de buraya bunu kabullenerek geldim. Evet, bayağı zor oldu ama kabullenip gibi, geldim. Lanse etmeye çalışıyorsun ama o kız burada oturuyorsa seninle aynı şartlar içerisinde. Ben hiç üstüme alınmıyorum Melek'cim çünkü ben güzel olduğu zaman güzel, kötü olduğu zaman da kötü yorum yapıyorum. Ama bence sen biraz korktun çünkü herkese burada kötü yorum yaparken Bahar geldiği zaman bir çekiniyorsun. Kendi ben duygu ve düşüncelerini tatlım. Ben de çekiniyorum. Güzelim. Bahar, kendi ben duygu sende ve düşüncelerini. Hayır, ben... Sanki biz ben söylüyormuş gibi burada lanse edemezsin. Eğer bitti birinden mi? Bir hayır bitmedi konuşuyorum. Konuş, tamam, eğer birinden konuş, bir şey duyduysan burada isim vererek söyleyeceksin. Hepinizden duyduğum için o hepimiz o, değil ortaya isim konuşacaksın. Vereceksin. Ya isim versene. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben kuliste bunu eyvah denilen şeyi de duydum. Söyle, Bahar geldi. Ver. Bahar ver. Geldi hatta çoğu kişiniz ben hangi birinizin neden eyvah duydum diyelim Bahar geldi hayır, diye pardon. Duydum. Abi ben duydum, ben bunları duyduğum kim için söyledi Melek? Ben sana gerçekten duydum. Gerçekten duydum. Ama bir şey söyleyeceğim, biz giyinmiş boş atıyorsun şu anda, sinirlendirme beni. Gerçekten herkes şu anda sinirleniyorum ve çünkü. Daha çok yakınlık görüyorlar. Melek'cim ben soruyorum, kim söyledi, hı? Kimden duydun? En azından ben tahmin edebilir miyim? Melek bir söylesi. Tahmine gerek kalmasın bence. Ben duydum, Niran'dan da duydum. Ondan sonra Duygu'dan da duydum. Benden mi? Ya seninle biz arkada hiç konuşmuyoruz. Ya sinirlerim bozuluyor. Duygu hatta ya var ya içeride ses bilmem ne falan geldi. Zaten genelde şöyle olur. Gidip birinin yanına eyvah demezsin. Herkes burada dururken eyvah da diyebilirsin ben, yani. Ben o zaman arkada toplanır. Diyalog girmen gerekmez. Benimle konuşuyor ama Öykü Hanım cevap vermek zorunda kalıyorum. Ben Melek'i dinliyorum onunla konuşması gerekir. O zaman o da susun bir. İkiniz de susun. Tamamla Melek. Öykü Hanım ben çantamı toplarken böyle hem benden bahsedildi. O tamamıyla Melek'in sesi kesilecek. Tamamıyla işte ama biz bulaşmayacağız gibisinden konuşulduğunu lütfen eğer sen söylememişsen bile Allah için de ki evet ben konuşmadım ama bunları ben duydum. Ben duymadım arkadaşım desen, eğer Bahar desen, bana yanlış bir şey söylerse de ki, siz cevabını veririm evet, anladın mı? Kimsenin yalakası değilim. Bak Simay de ki evet ben bunu söylemedim peki ama ben bunları duydum tamam, de. Ben dediğim ki Simay delikanlı kimse öyle bir şey olmadığını söylüyor ama gördüğün gibi. Nazlı'ya oldu bir söz vermek istiyorum ben. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Melek'e şunu söylemek istiyorum. Melek'cim sen gündem bulamadın Bahar geldiğinden aynen beri. Böyle bir şey ya patlattın aynen, bir. İkincisi demin de 80'lerle ilgili bir yorum Ali yaptın olmayan bir. Ama beni bir dinler Ali misin? Aleyna'nın gıkı çıkmıyordu Melek şimdi o yüzden. Beni dinle lütfen. Ya bu sana ne benden? Bir saniye Aleyna'cığım. 80'lerle ilgili de Bahar'ın söylediğini iddia ettin. Oysa ki söylememişti. Vintage dükkanı hayır, demişti. Sen söyledi onu 80'ler algıladın. Hayır 80'ler ağzından çıktı. Devam niye et Nazlı. Ben sürekli olmayan şeyleri olmuş gibi söylemenden hoşlanmıyorum. Melek konu o değil. Bir saniye. Yani, ben konuşayım sen üstüne yorumunu yap tamam mı?
Ayrıca kulisteki her şeyi buraya taşıman ve mantıksız şeyleri taşıman çok saçma. Başka gündem malzemeleri bul. Kimse burada Bahar'a cevap veremeyecek. Ne yaşta, ne kültürde, ne görgüde, ne de niye essin kişi kendine? Çekiniyorsunuz. Neden ya? Eziyorsunuz demezsin. Burada biri bir şey söylediğinde verilecek cevap muhakkak vardır. Peki tamam. Son bir yorum alacağım. Dilara. Ben ne diyeceğimi unuttum. Kıyafetle ilgiliyorum şu an herhalde. Sanırım Melek işte benim adımı da söylemişti. Ben Bahar'a ilk geldiğinde zaten muhabbet ettiğimizde de demiştim. Sen gelirken demiştim ben seni sevmeyeceğimi düşündüm demiştim. Bahar dememiş miydim? Evet söylemiştiniz. Hatta ondan sonra size da ben seni sevdiğimi söylemiş miydim? Ünlem cümlesine benzeyen ünlem cümleleri kurduğunuzu kendi dilinizle de dile getirdiniz. Ailem ve senin de bunu söyledi. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben Bahar'ın geldiğini duyduğum zaman ondan hoşlanmayacağımı söylemiştim. Ama aman Bahar geliyor. İşte Meleği bir tek Bahar susturur. Bahar'a yorum yapmayalım, Bahar'dan korkuyoruz gibi bir şey olmadı. Sadece ben onun sempati duymadığımı söyledim. Ve bunun değiştiğini de dile getirdim. Hani bu Meleğin söylediği oranda bir boyutta değildi. Ben kendime hani söyleyerek... Bizim az önce şaka yaptık, söyledik, esprisini yaptık. Güldük, eğlendik, Bahar'dan önce, Bahar'dan sonra dedik. Böyle bir hava var gibi yansıtmaya çalıştı ama kimsenin de böyle bir durumu yokmuş. Aynen öyle. Demek ki yokmuş. Herkesi söyleyeceğini yanlış Bahar'a söylüyormuş. Anlamış. Demek ki yokmuş. Sence var mı? Yok diyorlarsa yoktur. Sence? His var ya hani. Ondan ve ondan gerçekten onun kullandığı ünlem cümlesini duydum. Aa biz böyle böyle dedik ama baktık ki ya sen tatlılıktan öleceksin. Biz arkadaş olduk ki ben zaten arkadaş olmayı isteyen taraftım inanın. Çünkü ben arkadaşsız yaşayamıyorum. Öyle de problemim var. O günden beri de konuşuyoruz galiba öyle değil mi kızlar? Eşlik etsenize siz de. Bahar'ı yemin ediyorum sadece şurada gördüm. Burada provamız yapılıyordu. Duygucuğum genelde yanılmam. Genelde de bilirler. Şurada beraber yürüdük prova esnasında. Ondan sonra en son burada kostümlerimizle fotoğraf çekilirken Bahar'la konuşma fırsatım oldu. Ya tatlıymışsın sen de ya dedim. Hiç böyle düşünmüyordum aynen senin hakkında. Bunun dışında benim Bahar'la eyvah şöylemiş ya şahitlerim var. Tek başıma da değilim ve bu platform içinde bu cümleler kurulduğu için varsa peki. Bir şekilde kaydı yayınlanabilirdi. Hiçbir şekilde de utanıp da şuradan çıkacağımı peki, düşünmüyorum. Peki ben hatırlıyorum biliyor musun? Ne hatırlıyorsun? Bak ben Simay evet ben Bahar gelecek eyvah demedim dese Simay'a inanıyorum. Ama sen söyle inanmıyorum. Neden? Niye biliyor musun? Bak biz burada böylecek alt katta buraya çıkmayı sence beklerken... Sence bugün verdiğim cevaplar senden dinle. Korkar. Biz eşimizle bir aradaydık ve siz benim kulağıma biz Bahar geliyor eyvah dedik ama gördük ki hiç alakası yok dedin. Demek ki ben, söylenmiş. Benim kulağımda duydu. Beynim var o da hatırlıyor sağ olsun. Hadi bay bay. Önyargılarım vardı, bunu saklamadım da ama gidip de bizim soyunma odamızda eyvah Bahar geliyor yandık aynen tarzında öyle. Hiçbir şey yapmadım. Yapmam da gerek yok Melek yani. Melek soyunma odası mı olmalı? Yo Melek senin bunu... ya da ailen, sen benim kulağıma bunu söylemedin vurgulayarak söyledi, vurgulayarak söyledi. Bak şu an oraya geliyorum. Tipim var çıkaracağım şimdi yani o derece evren enerji konuyu, gönderiyorum. Konuyu oraya getiriyorum Bahar'cığım. Deneyeceğim çünkü. Dinleyecek misin? Tamam daha hızlı konuşursan. Evet dedim, beklediğim gibi birisi değil misin dedim. Çünkü sıcak davrandın. Bu sanırım senin bir oyunun. Arkada farklı olup önde farklı davranmak. Arkada arkadaş olup önde evet, kavga etmek. Evet gerçekten diyorum ki ya şunlara önce iyi sonra kötü davranmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Bizim henüz bir tecrübemiz yok senin kadar. Ama sağ olsan öğretiyorsun. Öğrenmiştim. Bundan ibaret. Evet sorduğunuzda size bir cümle kadar kurdum. Onda geldiniz burada. Açıkladınız. Bir daha sormazsanız bir daha nasıl rating yapacağınızı sana anlatmam. Sana nasıl rating yapacağımı sormadım. Sen çok iyi anladın. Çünkü buna ihtiyacım yok. Tamamen öyle sordun. Dilara'cığım sana şekilde biraz öyle sana bir şey güveniyorum. Sormadım. Gerçek anlamda güvendiğimi ben de burada Bahar'a katılıyorum şu lütfen anda. Lütfen söyler misin Dilara? Lütfen bak, söyler misin? Tam olarak saniye, şu kızın bana saniye, nasıl rating yapacağını sen sorduğunu. Sen bana şu kızı konuşamazsın bir bana, kere. O elini indir. Bir saniye ben olaya bence sonradan şu, bahir evet, olayım. Sen bir dakika sen kimsin ki ben senden rating yapayım? Anlat konuyu Dilara. Ben sanırım dış taraftaydım. İçeri geldiğimde sadece hangi kısmı duydum? Başta iyi anlaşıp sonra aramız kötü olursa bu işimize yarar. Bu tarz bir şey duydum ama tam net hatırlamıyorum. Nasıl öyle? Bunlar, ben onlarla yarışmayacağım. Gerçekten bunlar bağıra bağıra söylüyor. Ama söylüyor. Burada beni sıkıştırdılar. Bize de anlat falan yapıyor. Özellikle şu ikisi.
Ben bunlarla yarışamam ya. Ben diğer kendime layık görmediğim yarışmacı arkadaşlarımı öpseymişim, başıma koysaymışım. Zorla mı getirdiler Bahar seni? Efendim? Zorla mı getirdiler? Hayır, ben isteyerek geldim. Ancak şu anda karşılaştığım manzarada keşke istemeseymişim diyorum. Kusura bakma, herkes eşit. Kusura bakmayın Öykü Hanım, burada kendi bana iradenle geldin hayatım. Sen bu cümleyi söyledin, ben şöyle yapmam, söylemedim demem. Niye söylemişim, bunu söylerim. Ve niye söyledim? Şu ikisi bana öyle sordu. Bahar. Ama Nuri Ertesen efendim, ben anlam veremiyorum. Yerine geçer ben misin? Ben ne yapacağımı şaşırdım, pardon. Ne pardonu be, geçsene hayır, yerine. Hayır size değil, genel anlamda bir pardon, evrene pardon. Aa, ben şaşırdım. Ne? Yetmedi benim zekam. Ya geçer misin yerine? Ama söylüyorlar ya. Geçer misin yerine? Aa. Ben seni hiç sevmedim ki diyorum İvan'a. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi adam gibi severim. Hiçbiriniz haklı değilsiniz, hiçbiriniz haksız değilsiniz. Sadece bunu söylemek istiyorum. Birçoğunuz, hepinizi karıştırmayayım. Birçoğunuz, neyse yorum yapacağım. Hoş geldin, nereye gidiyordun? Merhaba, ben bir event'e katılıyorum. Nişantaşı'nda. Nişantaşı'nda, evet. Katında bir otelin. Evet. Ablam ve arkadaşlarımla birlikte. Ne oldu, niye mutsuzsun? Mutsuzum çünkü yaşananlar beni tedirgin ediyor. Tahmin ettiğimden çok daha dehşet verici bir kadroyla karşı karşıyaymışım. Bak sen. Yani söz uçar yazı kalır da bu kadar sözün uçtuğunu ben görmedim yani. Herkes uçuşan sözleri falan yakalamış havalardan, oraları söylüyorlar. Bilmiyorum ama baş edebileceğimden de eminim. Zaten bunun için buraya geldim. Sorun yok. Daha kontrollü ve daha akıllıyım. Ayrıca eskisinden öyle ağlamak gibi alışkanlıklarımı da bıraktım. Dediğim gibi sorun yok. Sizi de ayrıca rahatsız ettiğimiz için özür dilerim kendi adıma. Sizleri diyeceksin. Sizleri tabii ki, sizi, yani hepinizi. Yani siz böyle Öykü Hanım'dan başlıyor, öyle gidiyoruz. Evet, kıyafetine yorum yapayım. Saçının o toplaması, o gözlüğün, o küpen. Ne oldu? Nereye bakıyorsun? Böyle size gösteriyorum. Ha. Poz ben veriyorum. Ben zaten bir yerlere sataşıyorsun. Aa, hayır. Bugün çok iyi bir stilde geldin. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Özellikle o çantanı böyle tutuşun. Evet, Cuno Uzak Doğu markasından bahsedince hemen dayanamadı. Bendekini getirdim. Markalar önemli değil. Önemli olan taşımak. Sizin beğenmeniz. Önemli olan taşımak yani. Şöyle dön bakayım. Evet, iyi geldin. Artık o çocuksu giysilerini bırakmışsın. O komik komik giyinirdin ya eskiden. Evet. Ama yalnız birazcık daha sakin olmanızı istiyorum. Bak, benim bütün şeyim düştü. Böyle ben gülen, burada ben mutlu olmaya geldim. Eğlenmeye geldim. Biz çok güzel arkadaşlarımız, eğleniyoruz. Hem yorumumuzu yapıyoruz. Zaman zaman fikir ayrılığı bile aramızda oluyor ama çok saygılı bir şekilde sizin de aranızda fikir ayrılığı olabilir. No panik, no stres diyorum canım. Yani sen hep böyle yaparsın ya, böyle İngilizce kelimeler kullanırsın. Ben de öyle yaptım. Hani vardır ya senin ukalalığın. Aa, öyle demeyeyim. Bu evet, bazen sen de ukalasın. Sen var ya, bazen çok haklı konuşurken, kendini o kadar güzel savunurken birden kendini yerin dibine sokuyorsun ve haksız oluyorsun. Birazcık az kelime, az cümle rica ediyorum. Birkaç taneniz daha var öyle, sırf sen değilsin yani. İyi geldin. Mantosu kim dedi payetli olmamış diye, gayet iyi olmuş. Çok beğendim. Çizmeleri bilemiyorum, olabilirdi de olmayabilirdi bunları de. Bunları bulabildim. Dünkü saçından bu saçın çok çok iyi, ben çok beğendim. Tarzsın diyorum. Teşekkür ederim Nuray Çaşan Efendi. Evet Bahar.
Merhaba. Merhaba. Ben de tarzını beğendim. Yakıştı. Ama son 3 gün hep aynı geliyorsun yani. Elbise üstündeki bir ceket, omuzdaki atılan. Aha. Böyle biraz daha değiştir, farklı bir şey bekliyorum senden. Üstündeki ceketin çok güzel, çok beğendim. Teşekkür ederim. Zaten şu anda gayet herkes peşinde, payet ve şey yakıştı. Ama dediğim gibi biraz farklı seni görmek istiyorum artık. Bunları bırakalım kenarını. Evet, bıraktım. Çantı da sevdim. Ayakkabı, opak çorap. Arkadaki sadece yırtmacını biraz fazla açık buldum. Evet, onu dikecektik falan. Zaman bulamadım galiba, unuttum. Ondan yani şeyim gözüm biraz şey oldu ama bütün olarak sevdim. Yakışıyor sana bu tarz ama değiştir biraz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba. Üçüncü gün, üçüncü siyah elbise. Sesim geliyor mu o tarafa? Evet. Duydun mu ne dediğimi? Evet, aha dedim. O son çıktı. Olsun bu. Yarın seni siyah elbiseyle görürsem bitiririm. Tamam, biterim ama siyah pantolonla ne olur? Üstüne bir şey yapacaksın. Siyah pantolon, siyah gömlek istemiyorum. Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok iyi görünüyorsun. Hani teşekkür ederim. Üçüncü gün, üçüncü siyah elbise ama üstündeki ceket efsane. Küpelerin çok güzel. Ben çantanın ayakkabını sevmedim ama küpen, gözlüğün ve montun çok iyi. Evet biliyorum. Bana dediğim, onlar farklı olsun. Dediğim gibi yarın da bu şekilde gelmiyorsun madem. Tutarsın. Teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Bay bay. Geçebilirsin yerine. Deniz'i de alalım hemen. Zannedersem daha iyi. Daha iyi misin? İyiyim. Ses ver, bir ses duyalım. İyiyim, toparlandım biraz. Dikkatli geç yerine lütfen.